de sosyete bütün dünyada, yani sanatın alıcısı sosyete. Yani dünyadaki bugüne kadar bütün sanatları destekleyenler, sponsorları sosyete. Yani Da Vinci son akşam yemeğini o dönemin en zenginleri için çizdi. O dönemin zenginleriydi, kiliseydi. Ya da o dönemin en büyük bankerlerinin, para sahiplerinin resimlerini boyadı. Karılarının resimlerini boyadı. Mona Lisa oldu. Bilmem kimlerin resimlerini boyadı. Bilmem ne oldu. Salvador Dali'nin en yakın arkadaşı İspanya kralıydı. İşte vesaire vesaire. Yani bunların hani sanat nasıl bir şeydir? Sanatı halk alamaz maalesef. Yani sanat tamamıyla para sahiplerinin satın alacağı bir şey. Sanatı halk ancak izleyebilir. Mimari eserlerde, sergilerde. Onun için ben daha çok halka yakın biriyim bence. Çünkü benim sergilerimi halk geziyor. Yani bir sergi mesela açıldı, kaç kişi geldi diyelim? 2000 kişi geldi. 50 kişi sosyete. Ama 50 kişinin fotoğraflarını çekip yayınlarsanız hepsi sosyete oluyor. Ama benim mesela sergilerime Diyanet İşleri Başkanı gelir, Patrik Kane gelir, öğretmenler gelir, öğrenciler benden resim satın alır. Yani ben aslında çok sivil bir insanım. Benim en sevdiğim tarafım sivil olmak. Yani hiçbir kesme, hiçbir tabakaya, hiçbir kültüre ne bir aşırı sempatiyle hani sırf kullanmak için yaklaşan. Ben tamamıyla gördüğümü, hissettiğimi aktarıyorum ve bence sosyete de bir toplum için çok gerekli. Yani hepimiz sosyete, ay biz hiç sevmeyiz bu sosyeteyi diyorlar. Ama yani bir dakika, yani hepimizin patronları sosyete, Türkiye'yi yönetenler sosyete. Şimdi Türkiye'yi yönetenler ya da hepimizin patronu sosyete ya da burjuvazi diyelim. Alım gücü olan kesim. Evet. Şimdi alım gücü olan kesim sanatın şekillenmesinde de rol oynar. Tabii. Şimdi bu anlamda o kesim bir ressamın tablolarını satın alabilir. Bunda problem yok. Ama o eşiği açıp ressamı satın aldığı zaman problem ortaya çıkar. Bence alabilir de, yani bunu baktığınız zaman bu çok barizdir. Yani sonuçta siz sanat denen erdemi böyle çok kutsal bir erdem olarak sayarsınız. Mesela eserleri satılmayan ressamları çok büyük sanatçılar olarak zannedersiniz. Ama 4 tane eser satın aldığınız zaman artık sanatçı da yavaş yavaş o satılan resimler gibi resimler yapmaya başlar. Dolayısıyla nerede duracağını bilmez sanatçı. Beslendiği noktaya yürür. Yani o taraftan besleniyor, o tarafa gider. Bu